Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Corel'de yaptığınız çalışmadaki uygulamaların ya da objelerin bitmap'e çevrilmesini göreceğiz. Neden bitmap'e çevirme ihtiyacı duyarız ve hangi hallerde zorunludur bitmap'e çevirmemiz? Bunlara da değineceğiz. Nereden bitmap'e çeviririz herhangi bir objemizi? Yukarıdaki bitmaps menüsüne tıklar ve hemen onun altında bulunan Convert to Bitmap'e tıkladığımızda karşımıza ufak bir pencere çıkar. Tabii şu anda bu deaktif durumda çünkü herhangi bir obje seçili değil. Hangi durumlarda bitmap'e çeviririz? Birincisi transparan objelerimizin hepsini tek tek bitmap'e çevirmemiz gerekir. Sebebi şu, filme ya da kalıphaneye gönderdiğinizde işlemi çalışmanızı bunları transparan halden çıkarıp bitmap'e çevirmez iseniz kesinlikle ve kesinlikle problem olacaktır arkadaşlar. Sorun yaratacaktır. Transparanı göremeyebilecektir ya da farklı alanlarda transparan işlemi yapacaktır. O yüzden de hem işlemi sabitlemek hem objeyi sabitlemek hem de bu tür sorunların çıkmaması için transparan objelerin hepsini tek tek bitmap'e çevireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki objemiz transparan bir obje. Yukarıdan aşağı bir transparanlık verilmiş. Filigran oluşturulmuş burada. Bunu bitmap'e çevirelim beraber. Bitmaps diyoruz. Convert to bitmap. Karşımıza ufak bir pencere geliyor. Çözünürlüğümüz yani rezolüsyonumuz 300 dpi. Çünkü baskı çözünürlüğümüz 300 dpi. Renk modumuz CMYK. Buradan farklı renk modları seçebilirsiniz. İşi matbaaya göndereceğiz. Bu yüzden de CMYK'yı seçtik. Diterit seçeneği ni seçerseniz ki CMYK ve RGB renklerde bu deaktif durumdadır. Siyah, beyaz veya grayscale da aktif duruma geçer. Diterit seçeneği seçerseniz grayscale veya siyah beyaz durumlarda pikselleri düzensiz bir durumda atar. Ama normalde biz genelde bitmap'e çevirdiğimizde pikseller hep düzenli bir şekilde olur. O yüzden de CMYK Color ve RGB Color da bunu zaten deaktif yapmışlar. Always Overprint Black tüm siyahların altını doldurur. Bu da gerekli bir işlemdir. Bununla ilgili açıklamayı bir diğer videomuzda daha geniş olarak göreceğiz. Anti-aliasing işlemi yaparken kenarda ya da köşedeki piksellerin daha da yuvarlak, daha da ince olmasını sağlar. Transparent background bunun gibi işlemlerde bunun gibi transparan işlemlerde geçerli olan bir şey. O kesinlikle transparan ya da drop shadow gibi objeleri bitmap yaparken seçili olması gerekiyor. Çünkü arka zeminde başka bir resim olabilir ya da bir yazı olabilir. Bunun görünmesini sağlayabilmeniz için zemininin transparan olması gerekiyor. Ve okeyliyoruz. Okeyledikten sonra artık bu 300 dpi bir bitmap haline geldi 2.80 megabayt ebadında. Başka hangi durumlarda bitmap'e çeviririz? Bunun gibi internetten aldığımız ya da bir arkadaşımızın gönderdiği resimler gördüğünüz gibi 259 dpi. Bir dpi'ni yükseltmek için bunu bitmap'e çeviririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikseller görünüyor. 259 dpi'de aslında matbaada çok da büyük bir problem yaratmayacaktır. Ama baskı istediğiniz gibi de çıkmayacaktır. O yüzden de bunu 300 dpi'ye çevirmenizde fayda var. Alttaki resimde 153 dpi gördüğünüz gibi bunu da kesinlikle ve kesinlikle 300 dpi'ye çıkaracaksınız. 153 dpi kesinlikle baskıda, filmde ya da kalıpta problem çıkaracaktır. Çamur gibi bir baskı çıkacaktır karşınıza. Önce bunu yapalım. Burada görmenizi istediğim bir detay var. Gördüğünüz gibi bakın pikseller
çok fazla meydanda. İnanın bana, bunlar baskıda olduğu gibi karşınıza çıkacaktır. Bitmaps diyoruz, Convert to Bitmap diyoruz, çözünürlüğümüz 300 DPI, CMYK modumuz, altını doldurup boşaltması siyahların pek fark etmiyor. Transparan background olup olmaması da fark etmiyor. Ama anti-aliasing olsun diyoruz ve okey diyoruz. Gördünüz mü? Hemen tekrar geri alıyorum işlemi. Convert to bitmap diyorum. Tekrar okeyliyorum. Resme bakarsanız piksellerin nasıl toplandığını göreceksiniz. Evet. Bu zaten RGB bir resimdi. İnternetten alınmış RGB bir resimdi. Artık bu resim baskıda ya da filmde size problem çıkarmayacaktır. Oldukça güzel bir şekilde gelecektir. Tabii çok düşük çözünürlüklü resimleri 300 DPI'ya çevirirseniz, işte atıyorum 40 DPI'lık ya da 70 DPI'lık, 50 DPI'lık, 90 DPI'lık resimleri çok da bir şey fark etmez. 300 DPI'ya çevirmek istediğiniz resimler 100 DPI'den daha düşük olmamasına gayret edin lütfen. Bir diğer bitmap'e çevirmemiz gereken işlem drop shadow. Resmimize burada bir drop shadow verdik, gölge verdik. Bu gölgeyi önce bundan ayırmamız gerekiyor. Zaten ayırmazsak da bu resmi bitmap hale getiremeyiz. Resmimiz gördüğünüz gibi zaten RGB modunda. Bunu kesinlikle ve kesinlikle CMYK'ya çevirmemeliyiz. 300 DPI değil, 259 DPI, aynı zamanda 300 DPI'da yapmamız için bitmap'e çevirmek zorundayız. Ama önce ne yapacağız? Drop Shadow'u resimden ayıracağız. Diyelim ki ayırmadık, bitmap yapmaya karar verdik. Neler gelecek başımıza? Hep beraber görelim. Transparent background diyelim ya da demeyelim fark etmez. Gördüğünüz gibi sizi uyarıyor. Devam edeyim mi etmeyeyim mi? Edelim. Drop Shadow'u ortadan gördüğünüz gibi kaldırdı. Artık bunu bitmap yaptıktan sonra Drop Shadow uygulamasını tekrar vermeniz gerekecek. Bu da size zaman kaybettirecek arkadaşlar. O yüzden önce Drop Shadow uygulamasını bundan ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Arrange menüsünde Break Drop Shadow Group Apart, yani kısa yolu Ctrl K olan işlemle tıklıyoruz. Artık Drop Shadow'umuz resimden ayrıldı. İkisi farklı objeler. Ama Drop Shadow'umuz hala transparan bir obje ve vektörel bir obje. Ne yapıyoruz bunu da? Geliyoruz. Convert to bitmap diyoruz. Transparent background diyoruz. 300 DPI CMYK olur ve okey diyoruz. Artık Drop Shadow'umuz gördüğünüz gibi bir bitmap resim. Buradan da 300 DPI olduğunu görebilirsiniz. Geriye hangi işlem kaldı? Bu resmi bitmap hale getirmek. Artık biliyorsunuz nereden ve nasıl yapacağınızı. Transparent background demeniz ya da dememeniz bir şey ifade etmiyor. Okeyliyorsunuz. Bu da gördüğünüz gibi artık 300 DPI bir bitmap resme dönüştü. Gördüğünüz gibi bunda da bitmap yapmadan önce, yani 300 DPI yapmadan önce pikseller ayrı ayrı. Tekrar yapalım. Okeyleyelim. Gördüğünüz gibi topladı. Renkleri CMYK'ya çevirdi. Ve artık sizin sayfanızda bitmap'e çevirmeniz gereken herhangi bir obje yok. Kalıba göndereceğiniz de haliyle yazıları Ctrl Q tuşuyla veya Arrange menüsünden Convert to Curves butonuyla yazıları da curve ettikten sonra matbaaya veya filmhaneye, kalıphaneye gönderilebilecek durumda arkadaşlar. Bir diğer videomuzda, bunu takip eden videomuzda da bitmap resimleri nasıl vektörel hale getireceğiz, onu göreceğiz arkadaşlar. İyi günler.